Yarınlara açılan kapı ve bugün her zamankinden daha canlı. Ve belki de bu yüzden onun düşmanları, onu sevmeyenler, aydınlıktan hoşlanmayanlar, karanlık yüzler ve eller her zamankinden daha fazla saldırma arzusunda. Her zamankinden daha fazla sahip çıkıyor halkı, Atatürk'ün çocukları. Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde yurdun her yerinde saat 9'u 5 geçtiğinde kendiliğinden saygı duruşunda bulunanlar vardı. Çocuklar, yaşlılar, gençler, herkes kendiliğinden saygı duruşuna geçti. Tüylerimizin diken diken olduğu o an bakın yurtta neler yaşandı. Milletim beni istediği yerde yatırsın, yeter ki beni unutmasın demişti. İşte o unutulmaz an 10 Kasım'dı. İstanbul'da, Çanakkale'de, Trabzon'da, Ankara'da, Bursa'da, tüm yurtta hayat durdu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gözlerini yumalı tam 83 yıl oldu ve işte bu görüntülerle anıldı. Tarihler 10 Kasım 1938. Ulu Önder gözlerini 9'u 5 geçe yumdu. O saatten itibaren derin bir yas vardı yurdun dört bir yanında. O yas aradan geçen 83 yılda dinmedi. Yine saatler 9'u 5 geçtiğinde hayat durdu. İstanbul Havalimanı da o adreslerden biriydi. Çalışanlar işlerini bıraktı. Yine İstanbul'da metrobüs araçlarında güzergah yazılmadı bugün. Ata yolculuklarda da unutulmadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik durdu. Herkes arabalarından indi. Atanın gözlerini yumduğu saatte adım dahi atmadılar. Taksim'deki İstiklal Caddesi'nden geçenler de sirenlerin çalmasıyla durdular. Kadıköy'de ataya saygı zinciri oluşturuldu. Zincirin sonu gelmedi. Denizin üstüne atanın fotoğrafıyla beraber ay yıldızlı Türk bayrağı serildi. O anlamlı anlardan biri de Gaziantep'te yaşandı. Atanın nüfusa kayıtlı olduğu ilde yatağına karanfiller bırakıldı. Bursa'da ise aydınlatma direğinde çalışan elektrik işçisi de emniyet kemerine bağlı haldeyken saygı duruşunda bulundu. Tekirdağ'da köylüler de işlerini bıraktı o saatte. Türkiye'nin dört bir yanında anmalar düzenlendi. Onlardan biri Trabzon'daydı. 7'den 70'e herkes ata için bir araya geldi. Anaokulu öğrencileri atayı çubuklarla ritim tutarak seslendirdikleri 10 Kasım şarkısıyla andı. Yoruma kurtaran, ölçüye can katan. Adana'da da işçiler işlerini bıraktı. Ellerinde bayraklar trafiği durdurdular. Bir diğer görüntü ise Bolu'dan. Parklarda, yollarda bekledi vatandaşlar. Özlüyor muyuz Atatürk'ümüzü? Evet! Burası da Iğdır. Atatürk tişörtlü ve maskeli öğrenciler sararmış yapraklar arasında şiirler okudu, şarkılar söyledi onun için. Bizler Atatürk çocuklarıyız. Yükselen yeni nesli gördünüz değil mi? Atam seni çok seviyoruz diyen sararmış, dökülmüş yaprakların içinde Atatürk sevgisini yeşerten yükselen yeni nesli gördünüz. Umudumuz, geleceğimiz çocuklar. Atatürk'ü anmaya, anlatmaya devam edelim. Çok anlamlı bir portreyle, bir tabloyla devam edelim istiyorum. Atam izindeyiz yazdılar o yapraklarla. Her sabah hava henüz karanlıkken sabahları da elimizden aldılar ya, neyse onu her zaman konuşuyoruz zaten. Hava henüz karanlıkken işbaşı yapan temizlik işçileri. Kimse talimat verdi diye değil, kendiliğinden dökülen yapraklarla atam izindeyiz yazdılar. Minnetimizi göstermek istedik dediler. Bu
Mevsim kışa dönüyor. Yaprakları da ağaçlarından kopararak. Burası Eskişehir Bilim, Kültür ve Sanat Parkı. Bugün 10 Kasım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı. Belediyenin temizlik işçileri dökülen yaprakları topladılar, harf harf bir araya getirdiler. Atam izindeyiz yazdılar. Sonsuzluk işareti yaparak andılar. Çok sevdiğimiz için yaptık dediler. Atatürk'ü çok sevdiğimiz için, hep onu önder gördüğümüz için bunu uygun gördük. Bunu bir amaç olarak düşündük. Herkese bir örnek olsun. Atamızı her zaman yanımızda olduğumuzu, onun izinden gideceğimizi ve yeni gelecek gençlerimizin de bunun izinden gitmesini istedik. Atamızı bu şekilde anmak, minnetimizi göstermek istedik dediler. Son düzeltmeler yapıldı, işçiler hatıra fotoğrafı çektirdi. Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun iradedir cumhuriyet diyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin, kimsenin, tek bir kişinin, bir ailenin, bir zümrenin, bir sınıfın değil, milletin diyor Büyük Atatürk. Şimdi siyaset konuşacağımız bölüme geliyoruz yavaş yavaş. Bugünü, 2021'i konuşacağımız bölüme geliyoruz. Mesajlarınız geliyor. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden Halk TV'yi izleyenler Atatürk sevgisini yazıp gönderiyorlar. Var olunuz efendim. Bültenin sonunda çocuklarımızdan oluşan bir potpourri hazırladık. Onu ekrana getireceğiz. Atatürk sevgisine haykıran çocuklarımızı göstereceğiz. Mümkün değil ki kalplerden söküp almak. Ne yaparlarsa yapsınlar. Mümkün değil ki. Milli bayramlarda yürüyüş yapmanın yasaklandığına şahit oldu bu millet. Mümkün değil ki. Özel günlerde, anma günlerinde hakaret edeni de gördü. Mümkün değil ki. Mümkün değil unutturmak. Mümkün değil Atatürk'ün adını silmek bu topraklardan. Özel günlerde, milli bayramlarda hastalananları ve bu yüzden Anıtkabir'e gitmeyen yöneticileri de gördü bu ülke. Özellikle. Hadi Anıtkabir'e bir kez daha dönelim. Devlet Erkanı hastanlı yolda adımladı ve atanın huzuruna çıktı bu yıl. Anıtkabir özel defterine Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin bölgesinde parlayan bir yıldız haline geldiğini yazdı. Şimdi o yıldız nasıl parlıyor onu da konuşacağız. Önce sabah saatlerine dönelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir'deki tören saat 8.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oksay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. Cumhurbaşkanı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozelesine bıraktı. Atatürk'ün 83 yıl önce vefat ettiği saat olan 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi müstevlilerin emellerine dahil olan betahlara rağmen büyütmeye, kalkındırmaya, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz.
Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Devlet töreninin ardından Anıtkabir halkın ziyaretine açıldı.